Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin avukatı olan ve etkin pişmanlıktan yararlanan Ahmet Gün tutuklu bulunduğu cezaevinde vergi müfettişlerine ifade verdi. Güne yöneltilen suçlamalardan biri vergi usul kanununa muhalefetti. Müfettişler, hazırlanan bir rapor olmadığını belirtti. Gün ise rapor olmamasına rağmen konunun basına sızdırıldığını iddia ederek suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Vergi müfettişleri 31 Ocak günü Tekirdağ Birnoğlu F tipi cezaevinde tutuklu bulunan avukat Mehmet Gün'ü ziyaret etti. Kozyatağı Vergi Dairesi'nin Polat ailesine ilişkin yaptığı incelemelere dair avukat Gün'den bilgi almak isteyen vergi müfettişleri Gün'e çeşitli sorular sordu. Şirketlerinin takibini kendileri yapardı. Daha sonra müfettişlerin sorularına geçildi. Vergi müfettişleri avukat Ahmet Gün'e, Dilan Polat ve Engin Polat'ı tanıyor musunuz? İlişkiniz ne zaman ve nasıl başlamıştır? Bu kişilerin hangi iş ve işlerinin takibini yapmaktaydınız? Diye sordu. Gün bu soruya, bu sorudaki kişilerin 6 adet şirketin mali müşavir yapmak idim. Bu kişiler ortakları oldukları ya da kanuni temsilcisi oldukları şirketlerin takibini kendileri yapmışlardır, dedi. Vergi müfettişleri tarafından sorulan bir diğer soru ise şöyleydi, Dilan Polat, Engin Polat ve Sezgin Polat'ın ilişkili oldukları firmaların işlemleri iş yerinizde hangi personelimiz tarafından takip edilmiştir? Bu mükellefin işlemlerinden sizin onayınıza tabi olan olmayan işlemler nelerdir? Hangi personel hangi firmalardan bu işlerden sorumludur? Avukat Gün bu soruya ise şu yanıtı verdi, tüm işlemler Harun Abak ve Zümrüt Yerebakan'ın kontrolünde takip edilmiştir. Bu kişilerin şirketleriyle ilgili olarak belgeli her şey benim onayından geçmiştir. Çekleri kim tahsil etti? Bu yanıt üzerine müfettişler bu kez, iş yeri çalışanlarınız, eşiniz ve kızınız aracılığıyla Dilan Polat, Engin Polat ve Sezgin Polat'ın ilgili oldukları firmaların keşide ettiği, mali müşavirlik hizmetiyle mütenasip olmayan tutarlarda çek tahsilat yapıldığı tespit edilmiştir. Bu çeklerle tahsil eden tutarlar ne amaçla alınmıştır? Bu çekler birine transfer edilmiş midir? Diye sordu. Tahsilat Sezgin Polat'a verildi. Gün, mali müşavirlik hizmeti dışında gerek çalışanların gerekse kızım ve eşim hasta size yapılan çek tahsilatların tamamı Sezgin Polat'a elden vermiştir. Sezgin Polat bir kısmını MİLDAŞ'ye yatırmış bir kısmında nakit giderleri için kullanmıştır, diyerek yanıt verdi. Hakkınızda hazırlanan bir rapor yok. Öte yandan müfettişler sorulara geçmeden hemen önce avukat Gün müfettişlere, vergi usul kanununa göre sayın müfettişliğinizce hakkımda düzenlenmiş bir rapor var ya da kurumunuzca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiş bir kurum mütalası var mıdır? Diye sordu. Müfettişler ise Gün hakkında vergi usul kanununa muhalefet suçundan hazırlanan herhangi bir rapor ve mütala olmadığını belirtti. Suç DUYURUNDA bulunacağım. Bu yanıt üzerine Gün hakkında hazırlanan bir rapor ve mütala olmamasına rağmen kendisi hakkındaki soruşturmanın basına sızdırıldığını kendi haysiyetinin zedelendiğini belirtti. Bu konuya ilişkin sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacağını aktardı.